Efendim merhabalar. Para Teknik'le karşınızdayız. Saatler 14'ü gösteriyor. Her Para Teknik programında Selçuk Gönençler'le birlikte hisseleri ve Borsa İstanbul'u konuşuyoruz. Abi merhabalar, hoş geldin. Hoş bulduk sevgili Uğur, çok teşekkür ederim. Gözün daldı bir. Endeks ba yükselecek mi yoksa? <laughs> Rakamlara daldı arkadaki. <laughs> rakamlarla senin işin. Benim işim rakamlarla evet. Nasıl geçti tatil? Dinlendik Uğur. Dinlendik. Sakin. İstanbul'da dinlendik bol dinliyorum. enerjiyle gelmişsin diyeceğim ama böyle çok enerjin de yok gibi. Yok, enerjim var da bu hafta benim yayın akışları biraz yoğun. Ondan dolayı birazcık böyle şey gücüm yok. <laughs> Borsada da sanki biraz güçsüz bir fotoğraf var. Ya şimdi aslına bakarsan bir banda sıkıştık gibi gene. İşte yaklaşık 9900'de e, kabaca 11.000 bandına sıkıştık. E, biz bunları 8800 9400 bandında da yaşamıştık. Aslına bakarsan orta ve uzun vadeli Borsa İstanbul yukarı gitmeye hala istekli ancak kısa vade işte özellikle bu birkaç aydır bankacılığa gelen alımlar veya bankacılıktaki yukarı hareketin şimdi o tarafta bir miktar yabancı çıkışlarıyla beraber bankacılığın yaptığı baskı zaten alt ve orta grup kağıtlarda biliyorsun bir hareket yoktu evet. olmasını da çok fazla beklemiyorduk onlar da çok fazla gidemeyince belli senetlerle endeksi yatayda bir dinlenme havasında tutmaya çalışıyor e, piyasa yapıcı e, dediğim gibi ben orta vadeyi imserim ancak kısa vade e, son bir buçuk iki aydır her yerde söylediğim gibi para kazanmak zorlaştı bundan sonra çalışana emek verene ekmek var onun dışında e, para kazanmak zor tabii. evet peki bir de önce... şeye dikkat edelim e, e, uğur müsaade edersen bir buyurun. konuya parmak basmak istiyorum bu sosyal medyada çok fazla dolandırıcılık, e, yapay zekayı kullanarak yatırımcıları mağdur edebilecek, mahcup edebilecek veya onlara zarar uğratabilecek bazı hesaplar türedi. Hı hı. E, bu konularda da yatırımcıları Dikkat uyaralım. Etsinler. Bu konuda da yatırımcıları uyaralım. E, çok fazla bu tip hesaplara itibar etmesinler. Evet. Özellikle e, önemli mecralarda ve kanallarda söylediğiniz cümlelerin dışındaki şeyleri dikkate almasınlar artık yapay zeka ile çünkü kişileri kullanarak konuşturabiliyorlar. bunların da olumsuz neticeleri ve sonuçları olabilir. Tabii. Aman dikkat Yatırımcıların diyelim. mağdur olmaması adına bu uyarıyı da yapalım. Kesinlikle. Çünkü son zamanlarda çok arttı. Evet, hemen bir anlık fiyatlamalara bakalım. BIST endeksinde hafta ortasında da düşüşler sürüyor. Borsadaki son fiyatlamaları ekranlarınıza getirelim. BIST endeksi 10597 puan seviyesinde. 10.576 gün içerisinde en düşük gördüğü seviyeydi. Sektörel açıdan nasıl bir gün oluyor bakalım. Bankacılık endeksi yatay 15.319 puan seviyesinde. Sınayi endeksinde %1'e yakın bir değer kaybı söz konusu. Teknoloji ve gayrimenkul geri çekiliyor. Turizm gelen iyi veriler sonrasında dün ve bugün artıda devam ediyor. Bir spor endeksi de yeniden adım adım 5000 puan seviyesine doğru ilerliyor. Diğer sayfaya da bakalım kimya, BIST inşaat, BIST bilişim, madencilik, gıda da geri çekilen endeksler arasında yer alıyor. Bugün sigortacılık endeksinde yükseliş var. En çok artanlar ve en çok azalanlar da durum nasıl? İlk sırada SDT Uzay var %3.3 artıda. Akfen yenilenebilir enerji, Arçelik, Aksa ve Çaniki sıralamayı oluşturuyor. Azalanlara bakalım. Biz en çok kazalan şirketler CV Enerji, Koray O Türk Telekom, TAV ve Şok Marketler sıralamayı oluşturuyor. Bayramı geride bıraktık ee, ve artık önemli gelişmeleri takip edeceğimiz günleri yaşıyoruz. Peki bayram sonrası borsadaki bu genel hava nasıl okunmalı? Önce bir genel giriş yapalım sonra haftalık grafikle devam ederiz. Evet Uğur. Şimdi bayramdan önce yine bir yukarı doğru bir hareket olmuştu. Tıpkı e, bir önceki bayram gibi. Fakat bu seferki yukarı hareket... Ee, bir önceki bayram kadar kuvvetli olmadı. Benim çok fazla önem atfettiğim bu 11.100 ile 9.950 dibinin 78.6'sı 10.846'larda önemli bir kısa vade direncimiz vardı sevgili Uğur. Oradan tekrar bir baskı görüyoruz. Bugün senle yayını yaptığımız şu saate kadar 8 günlük hareketli ortalamaya kadar bu 10.846'dan bir baskı aldık. Şimdi 10.550-10.570'lerin üstünde kalınıyor olması Hani göreceli olumlu ancak şöyle bir durum var Uğur, yukarı yönlü yatırımcıları daha rahatlatabilecek, özellikle yukarı yönlü bir disiplin takip edeceksek 10.846 direnci teknik analizde, özellikle kısa vadeli grafiklerde önemli bir direnç gibi görünüyor. Pazartesi günü 10.820-830 gibi bir bölgeyi gördük ve oradan baskı alıyoruz. Bu anlamda istersen grafiğe Versin geçeyim. Grafik, evet lütfen. 5-8-13-21 günlük hareketli ortalama evet, görülüyor. Evet şimdi bu bir haftalık grafik bunu Hı -hı. öncelikle söyleyelim. Haftalık grafik zaman zaman seninle baktığımız aslında bize büyük resmi gösteriyor. Biraz daha tradingden ziyade biraz daha açıyı yani perspektifi gösteriyor. Büyük resmi gösteriyor. Bu anlamda e, burada beyazda gösterdim. 10.846 direncinden bir baskı alıyoruz. Bu yaşadığımız direnci kabaca kabaca küsüratları dışarı çıkartacak olursam 10500 10400 destek bölgesinin üstünde tutmayı başarabilirsek bu önemli ve göreceli olumlu. Peki önemli ve göreceli olumlu da ne zaman tam anlamıyla olumlu, ne zaman tam anlamıyla iştahlı biraz daha yukarı gitmeye, daha yukarı yönlü performans edebilecek bir endeksle karşılaşacağız? 10846'nın üstünde çoklu saatlik ve günlük kapanışlar. O pazartesi günü görülen seviye. Evet aşağı. Evet Fibonacci 78.6 kısa vadeli son tepe ve son dibinin 78.6'sı 10846. Dolayısıyla uğur 10846 ile 10500 10400 bandında işte bu Merkez Bankası, gri liste vesaire gibi beklentilerle oluşan bu baskı özellikle 10500 10400lerin üstünde kalmasını ben göreceli olumlu okuyorum. Ancak iştahlı bir pozisyon yönetimi için 10.846'nın geçilmesinin çok değerli olduğunun altını çiziyorum. 10.846 geçerse ne olacak? Grafikte görülen, bak daha önce tüm çıkış düşüş hareketlerinden sonraki çıkışların hedefi olan, yeşil olan 11.350, 11.550'ye doğru piyasada biraz daha iştahlı, biraz daha yukarıya döndüğü, daha belirgin bir piyasada göreceğiz. 10.846 geçene kadar bir tık temkinli olacağız. 10.500-10.400 bölgesiyle de riski ve dengeyi yönetmeye çalışacağız. Çünkü 10.500-10.400'lerin altında piyasada yeniden o 2-3 hafta önce gördüğümüz 9.900'lere doğru baskı riski oluşabilir. Gün içerisinde bugün 10.500 bandını da test etmişti. Ola ki bugün 10.500 ve altında bir kapanış yaşarsak peki ne yapmamız gerekecek? Ya şimdi burada Pozisyonu olanlar için 10.500-10.400'ün altında 9.900'lere doğru bir riskin genişleme durumu söz konusu olabilecek Uğur. Hani eğer bir riski yöneteceksek veya risk ne diye sorgulayacaksak 10.500-10.400'de bunu ölçelim. Çünkü o zaman dediğim gibi tekrardan 9.900-9.880 gibi bölgelere kadar baskı devam edebilir. Ben burada en önemli şeyi şuna bağlıyorum 10.500-10.400 üstünde miyiz altında. Üstünde kaldıkça göreceli olumlu ancak 10.846'da da şunu 10.846'yı şu anlamda kullanmalıyız. Hani pozisyonlarımızın iştah seviyeleri olur ya hı hı. bu 10.846'nın geçilip geçilememesiyle o iştahlı pozisyonlar takip edilirse hani doğru bir momentuma katılımcı olunabilir veya işte e, baskı devam edebilir. Şöyle serzenişler de var yine bu senenin e, tamamında özellikle ilk 6 ayda bunu gördük görmeye de devam ediyoruz. Evet 10.000'in altına sarktı. Hı. Evet Selçuk Bey haklıydınız. E, bayrama girilirken ve bayram sonrası yaptığı harekette de 10.700'e geldi. E, ama 500 küsür kağıttan 3 tane 4 tane endekste ağırlığı yüksek olan kağıtlarla buraya geldik. Hı hı. Bu ne zamana kadar böyle devam edecek? Bu bahsettiğiniz mesela 50'nin evet, e, üzerinde saatlik çoklu kapanışlar, yaptığı takdirde artık bir rahatlama olacak mı? O rahatlama ne zaman olacak? 10846'daki barem geçilirse e, bence alt ve orta grup kağıtlarda genel rahatlama olmayabilir. Ona açık açık söyleyeyim. Çünkü şu anda dönem işte yabancının öne çıktığı, CDS'lerin gevşemesiyle yabancıların öne çıktığı bir piyasadayız ve burada hangi kağıtlar gidiyor sevgili Uğur? 30 ve 50 kağıtları. XU 30, XU 50 kağıtları üstünden endeks yön ve hareket dinamiğini çalıştırıyor. Dolayısıyla 10.846 geçilirse 11.300-11.500'lere doğru bir momentum gelecek ama bu belki de alt kağıtlarda evet yine hala çok değerli kağıtlar bence temel fiyatlarına göre ucuzlar ama alt kağıtlarda bu baskı 10.846'nın geçilmesiyle ortadan kalkmayabilir. Bence alt ve orta grup kağıtlarda yatırım yapan yatırımcılar artık bundan sonra bence bence Faiz patikasında eğri geriye döndüğü zaman onları mutlu edebilecek hareketler başlayacağını düşünüyorum. Bu anlamda alt ve orta grup kağıtlarda hala bence pusulu bölgedeyiz. Aslında bunu biz 30 şirketleri için söylemiştim. Bu bir buçuk aylık periyotta. Çünkü çok şişti denilen biz 30 kağıtlarında da sanki geldikleri nokta normal bir nokta gibi görülüyor. Teknik Tabii. açıdan da böyle değerlendirilebilir Kesinlikle. mi? Kesinlikle 30'un içinde de Hı. mesela düzeltilen kağıtlar var. Tüpraş, Koç Holding gibi e, o işte Yapı Kredi Haberi vesaireyle ile aşırı fiyatlanan tahtaları da Sabancı Holding gibi holdinglerin içinde bunlarda da teknik anlamda güzel düzeltmeler oldu. Bak önemli olan şey şu. Evet. Hala bu bahsettiğimiz hisseler orta ve uzun vadeli yükseliş trendindeler. Ancak yatırımcı, Borsa İstanbul yatırımcısı maalesef ki, buranın altını çiziyorum maalesef ki kısa, piyasaya çok kısa vadeli bakıyor. Dolayısıyla çok kısa vadeli baktığı için bu tip geri çekilmeler onları rahatsız ediyor ve mutsuz ediyor. Elbette ki bu düzeltme 10.400 10500 ve veya 9.900'lerin üstünde kaldıkça, dengelendikçe yeniden bence 340 dolarlara 350 dolarlara doğru kalkışmaya başlayacak. Ancak bu noktada tabii ki önemli olan şey şu sevgili Uğur, yatırımcıların yanlış maliyet yapmak noktasında disiplinde olamıyorlar. O noktada çünkü birçok yatırımcı ya işte biraz önce bahsettiğimiz sosyal medyanın gazına Aynen. geliyor. Oradaki e, lafların gazına geliyor. Yanlış yerlerden maliyet yapıyorlar. E bu sefer de Sayın SPK Başkanımızın, Sayın Mehmet Şimşek Başkanımızın söyledikleri gibi ne oluyor? Hemen piyasaya küsülüyor. Bu şekilde de borsayı tabana yaymakta zorlanıyoruz. Ancak dediğim gibi bu bir düzeltme süreci bir süre daha da devam edebilir. Ancak Borsa İstanbul'un orta ve uzun vadeli gidecek yolu var. Müsaadenizle hisselere geçiyorum. E, otomotiv hisselerine ağırlıklı olarak bakacağız. Akabinde de gıda hisselerini göreceğiz. Önce TOFAŞ'a bakalım. E, TOFAŞ hafta ortasında biraz daha artıya günün ilk yarısına işaret etti. Şu anda da yatay bir görünüm var. 343 lira 50 kuruş görülüyor. Son 6 aylık performansı gösteriyoruz grafikte. 210 lira görülmüştü. 343 liralarda yine bugün test edildi. Bir de günlük grafiği verebiliyorsak günlük grafiği verelim. Gün içerisinde %0.67 aşağılara kadar da geri çekildiği olmuştu. An itibariyle 343 lira 50 kuruşta. Günlük grafikte de 347.75, 343.25 aralığını görüyoruz. Teknik yani grafikler. Yani. 200'lerden 350'lere çok net ve muntazam bir trendle geldi. Gelsin grafik. Geliyor. Beklentisi de var. Topar. Stelentis beklentisiyle. Hı hı. Şimdi bak görüyor musun? Eğriyi görüyorsun değil mi? Açıya bak. Çok kontrollü, çok muntazam bir şekilde bir trendle geliyor. Zaman zaman fiyatla şımarmalar oluyor. Daha sonra trende doğru geri çekerek düzeltiyorlar ve tekrar yukarı yönlü e, atakla kaldırıyorlar. Tabiri caizse yeniden imelendiriyorlar. Şimdi sevgili Uğur, hı hı. bak burada 326 290'daki şu 10 günlük düzeltmeye ve fibonacci attığımızda altın oranı 1.618'i 348'den geçiyor. 348 10. Şimdi dikkat et. Dün bugün bu 348 çevresinde bir böyle bir kıpırdanıyor. Baskı oluşuyor diyelim. Bir ayı boğa savaşı oluşuyor diyelim. Genel anlamda baktığımız zaman resme, büyük resimde bir kere orta vadeli güçlü bir momentum ve güçlü bir trendde. Ama ne yapıyor? Bu hareketli ortalamalardan uzaklaştığı zaman, bak burada yaşanmışları var, burada da çok majör olarak uzaklaştığı zaman geriye geliyor. Şimdi burada bu hareketli ortalamalardan uzaklaşınca buna doğru düzeltme, kar satışları oluşabiliyor. Aslına bakarsan bu kar satışları büyük resimde yani daha ileriye bakılan bir projeksiyonda son derece sağlıklı ve olması da faydalı. Onu açık açık söyleyelim. Hı hı. Bu anlamda Tofaş'ta okuyacağımız teknik disiplin şu sevgili Uğur. 335 ara destek. Tamam. 326 ve 315 bölgeleri Akım destek bölgeleri. Akım destek bölgeleri ne demek? Bu bölgelere doğru fiyat geri çekilebilir. Çekilmez dememek lazım. Bak çekilecek demiyorum. Çekilebilir. İhtimal. Ha, yani çok seçici konuşuyorum ki çok insanlar yanlış anlamaya mütasıplar. Şimdi burada bu bölgeye çekilse de, bak burada da bak. Hareketli ortalamaya çekiliyor ama devam ediyor. Çekiliyor ama devam ediyor. Bak burada da trendine çekiliyor ama devam ediyor. Dolayısıyla 335 ara destek TOFAŞ için. 328 ve 315 seviyeleri akım trend destek seviyeleri. Dolayısıyla 328 ve 315 kırılmadıkça o bölgelere geri çekilse dahi özellikle 348 onların üstünde kapanışları da onay diyebilirse bu altın orandaki bu hedef direnç bölgesini geçebilirse 383 patikasına girer. Bak bunu nasıl düşüneceğiz biliyor musun? Her Fibonacci kanalını bir oyun sahası gibi düşüneceğiz. Yani bir Fiyatlama bölgesi. Diğer tarafa geçiyor. Şimdi bak buradaki 348-335 fiyat bölgesinde. 348'i geçerse 348 ile 383 kanalına girecek. Buradaki bak makasa bak. Burası daha büyük bir makas. Evet. Burası daha küçük makas. Bak Fibonacci kanalları büyüdükçe. Buna yatırımcı lütfen dikkat etsin. Yakın çekim yapın arkadaşlar. Bak buradaki Fibonacci kanalları büyüdükçe Uğur Dikkat et. Bar boyları da büyüyor. Bak burada bay boyları küçük ve dar. 61.8-78.6 geçilince. Bar boyları da büyüyor. Dolayısıyla kısa cevap 335 ara destek, 328 ve 315 TOFAŞ'ın ana destek bölgesidir. Özellikle 348 onun üstünde kapanışlarda 383-384'lere doğru oyun sahasını, patikasını yukarı yönlü genişletecektir. Şurada üst tarafta 419 lira 60 kuruşu görüyorum. O daha uzun vadede mi? E, tabii. Bak şöyle düşün. Bak 348 kısa vade. Hı hı. 383 göreceli orta vade. 419 orta uzun vade arası bir şey. Anladın değil mi? Yani bunların her birini bir vade şeklinde de hedef potansiyelleriyle takip edeceğiz. Burada tabii her ama vadenin bu geçtikçe bant aralığında yukarı atıyor. Tabii, tabii. İştah ve momentum da artar ama bunu şunu unutmayacak yatırımcı bak. Şunu unutmayacak yatırımcı. Fiyat bu seviyelere giderken buradaki gibi buralarda olabileceği gibi. Bak buradaki gibi mutlaka ara ara soluklanmalar ve kar satışları görmek isteyebilir. Ford Otosan'a bakalım. Tofaş'taki durumu aktardık. Peki Ford'da haftanın 3. işlem gününde durum nasıl? Önce bir normal fiyatlamasına bakalım. Sonra da teknik grafiği ekranlarınıza getireceğiz. Gün içi grafik 1113 lira son gördüğü seviye. 1200'lerin üzerini görmüştü son 2-3 aylık periyotta. Bugün yarım puanlık bir değer kaybı var. Aşağıda da 1112 lira görülüyor. Bir de 6 aylık verelim. Madem öyle başladık 6 ay ve gün içi ilerleyelim. 6 ayda ne yapmış? 1134 lira da gün içerisinde gördüğü en yüksek seviye olarak kayıtlara geçiyor Ford Otosan'da. Bu da 6 aylık grafik. Bahsettiğim gibi 1222 lira görülmüştü Mayıs ayının 25'inde. Oraya nasıl gelmiş? 735 liralardan gelmiş. Otomotivle gıdada ciddi bir getiri oluştu. Hı hı. Gelsin teknik grafik. Ben de bugün bu arada yeri gelmişken söyleyelim. Sepetimizi yani analiz sepetimizi otomotiv ve gıdalardan yaptım. Evet. Buyur. Evet. Şimdi burada da çok ciddi bir e-mail'e geldi. Buraya dikkat et Uğur bak. Buraya Dokunmuş dikkat edin. Sarı bir kanal çizdim buraya. Daha önce bu Fibonacci kanalına gelince yeniden satış almıştım. Şimdi bak, buraya gelince yine satış almış. Tıpkı buradaki gibi. Benzerlikler ve teknik analiz bu anlamda çok değerli. Sonuç itibariyle baktığımız zaman sevgili Uğur, Fibonacci kanalı yani yaklaşık 1200 liralardan aldığı düzeltmesini 144 günlük hareketli ortalamaya kadar yapmış. Buradan gene örnek veriyorum. Bak, bu Fibonacci kanalından. Yine turuncu 144'e kadar ezmişler. Düzeltme süreci ve oradan kaldırmışlar. 6 ay sürmüş ama aşağı yukarı. Sürü, evet orada daha geniş sürdü. Şimdi buraya bak. Burada daha sert, daha keskin bir 144'e evet. düşüş var. Aşağı yukarı 144'e tam değmemiş ama ona yaklaştıkça da şimdi bir yukarı yönlü yeniden bir toparlanma gayretine girmiş. Bu anlamda Fortotosan grafiğinde gördüğümüz figür şu. 1060 ara destek. 993 önemli bir ana destek konumunda. Özellikle 993 TL'nin üstünde kalma başarısını gösterebilen Ford Otosan önümüzdeki günlerde hani endeksinde hani bir endeks korelasyonda da yapacak olursak 10500 10400 dengesi kırılmadıkça Ford Otosan'da 993'leri kırmadıkça 1194 1280'lere doğru yeniden yukarı yönlü iğme ve toparlanma trend gayretini sürdürecektir. Bu anlamda Ford Otosan 1060 ara destek 993 TL kısa vadeli ana destek konumundadır. 1194 ve 1280'lere doğru önümüzdeki günlerde özellikle 993 kırılmadıkça toparlanma gayretlerini takip edebiliriz. Doğuş Otomotiv'e bakalım. Hissenin bugünkü görünümü ekranlara gelecek ve Akabinde de teknik grafiğe bakacağız. Bugün düşüşler var hissede. Günün ilk yarısında düşüşler %2'leri aşmıştı. Ee, an itibariyle de Doğuş Otomotiv'de %3'ün üzerinde bir değer kaybının olduğunu söyleyebiliriz. %3.13 düşüyor. Doğuş Otomotiv'in son 6 aylık grafiği ekranlarda 227 lira 40 kuruş geçtiğimiz senenin son günlerinde görülmüştü. 400 liraya kadar dayandı. Sonra da bir geri çekilme oldu. Şu anda da 270 lira 75 kuruştan işlemler sürüyor. Gelsin teknik grafik. Bakalım Doğuş Otomotiv'de özellikle göstergeler neye işaret ediyor? Buyurun. Evet. Şimdi Doğuş'ta yaklaşık Mayıs ayından beri yani herhalde burası 380 bölgesi. Buradan beri bir düşen trendde. Yeşille gösterdiğim düşen trendin içinde düzeltmesini bu devasa çıkışını kısa vade düşüş trendi orta vade düzeltme sürecine devam ediyor. Şimdi bu grafikte gördüğümüz şu yeşil 283 liradan geçiyor sevgili Uğur. Dolayısıyla doğuş otomotiv yani buradaki yaklaşık bir buçuk aylık veya 2 aya yakın süredir yaptığı bu düzeltmesini yeniden bir trende yani yukarı yönlü bir oyun disiplinine çevirecek ise 283'lerin üstünde kapanışlara başlaması lazım. Mümkünse birden fazla kapanış. Hı hı. Eğer doğuş 283 TL'ye geçebilirse bu tarihi tepesinden çizdiğimiz bu düşen trendin üstüne geçmiş olur ve 283'ün üstünde 318-330 hatta 349'lara doğru bak şu bölgeyi yeniden yukarı yönlü kuvvetli bir trende çevirir. Ancak 318, 333 ve 349 gibi bir hedeflere fokuslanıp o zamansal tetiklenme başladı disiplini 283 TL geçilmedikçe başlamayacak. 283 TL'nin üstündeki kapanışlarda 318, 333 ve 349'lara doğru doğuş otomotivde bir toparlanma ve bizim trend dediğimiz kavram başlayacak. Bu şart oluşmadıkça ne olabilir? Yukarıda 283, Aşağıda 264 ve 248 bölgesi var. şu bölge. Burada dikkat edersen hareketli ortalama bebe düşenle oluşan bir sıkışma bölgesi oluşuyor. Evet. Bir baskı bölgesi. Dolayısıyla 383 geçene kadar Doğuş Otomotiv baskı altında kalabilir. 283'ün üstünde teknik anlamda Doğuş Otomotiv'de bir rahatlama ve dediğim gibi 318, 313, 313 ve 349'lara doğru tetiklenme başlar. 270'e gelmiş bugün. Evet, 283 geçerse hı hı. rahatlar. 283 geçmedikçe dediğim gibi 283, 264 hatta belki endeksin seyrine göre iner anlamında bir yorumlanmasın. 248,5 risk anlamında oluşabilir. Bu 248,5'un neden önemli olduğunu şöyle göstereyim geçmişten. 233 günlük hareketli ortalamadır. Buyurun buraya bakın. Görüyor musun? Evet. Nokta destek. Yani bu bölgede yani 144 günle, 144 günle, çıkıyor. 144 günde 233 destek hareketli ortalama bölgesinde dip yapıp kalkmış. Bak buraya dikkat et. 144. Buraya dikkat et. 144. Demek ki bu doğuş için şu. Evet 283'ün geçilmesi önemli uğur ama 264 ile 248 buçuk bölgesinde de önemli bir destek bölgesi var. Eğer iyimser taraftan okuyacaksak. Evet bugün 270 liranın üzerinde kalmaya çalışıyor. Doğuş otomotiv %3'ün de üzerinde bir değer kaybı var günlük grafikte. Devam edelim. Türk traktöre bakacağız. Bu cephede de hafif satışları görüyoruz hafta ortasında. Geldi grafik. 917 liradan işlemler sürüyor Türk Traktör'de %0.7'lik de bir düşüş var. Grafik 6 aylık 666 liradan 1066 liraya kadar bir hareket oluyor. Sonra da 900'lü seviyelere iniyor. Bir de günlük grafiğe bakalım. Türk Traktör bugün geri çekilen otomotiv hisselerden bir diğeri gün içerisindeki performansı da görelim. %0.7'lik bir düşüş var. 10 liralık bir hareket yapmış. 927 lira yukarıda görülmüş. Teknik grafik gelebilir. Endeksle beraber paralel bir baskı görüyor. Hı hı. Evet. Şimdi Uğur biz senle herhalde traktörü şuralarda analiz etmiştik. 144 233 bölges. Bak düşeni geçti. Yatayda dengeleniyor demiştik. O zamandan beri gitti. Bayağı ciddi bir trend yapmış. Şimdi ne yapıyor Uğur? Bak şimdi ne yaptığını yatırımcıya daha doğru izah edebilmek için, teknik analizin spesifik özelliklerini gösterebilmek için bir şey yaptım. Bak buradaki düşeni görüyor musun Yeşil? Evet. Düşen. Buraya dikkat et. Hı hı. Buradaki çıkış trendi ne zaman başlamış? Düşen geçince. Evet. O zaman burada Türk Traktör'de yukarı yönlü bir trend başlayacak ise... Eşittir. Buradaki gibi burada düşen geçilince başlayacak. Burada hep hareketli ortalamaların altında kalmış. Tabi Hareketli ortalamalar çok değerlidir. Evet. İçinde her şey barındır Bak hareketli ortalamaları geçemiyor. Düşüş trendinde. Yükselişi geçiyor. Düşeni geçiyor. Şimdi bak hareketli ortalamaların üstünde yükseliş trendinde. Hı hı. Bak borsa hisse senedi piyasaları hareketli ortalamaları doğru kullanabilen yatırımcılar için hareketli ortalamalar ciddi bir konfor alanı sağlar burada önemli olan şey şudur sevgili Uğur, disiplinli olabilmek. Hani biz her zaman diyoruz ya, teknik ve temel bir yere kadar. Piyasada duyguları yönetmek, süreci yönetmek, sabırlı olabilmek de başka bir erdem. İşte bu erdemi doğru kullananlar bu trendin içinde kalabilmiş. Sonra ne olmuş? Bak hareketli ortalamalar kırılınca. Bak şimdi hareketli ortalamanın altında ve düşenin altında. Tıpkı buradaki gibi. Evet. Aslına bakarsan bak, tahta yapıcı birebir aynı figürü uyguluyor. Ha, burada uzun sürmüş. Burada ne kadar sürer bilemeyiz. Ölçeceğiz, hı. takip edeceğiz. Ama hareketli ortalamaların takip etmek bu anlamda değerli. Çok kıymetli. Çok değerli. Dolayısıyla elzem cevap Türk traktörde yeni bir yukarı hareket, yeni bir yukarı trend disiplini 961 liranın üstünde 961 liranın üstünde yaklaşık 15-20 günlük baskılı trend 1093. Hı hı. 1224 hedefiyle yukarı yöne döner. Dolayısıyla bu 961 geçilmedikçe 961 ile 856 847 bandında bak burada da bir üçgen sıkışması var. Farkında mısın? Bak şu ana kadar yaptığımız bütün grafiklerde aşağı yukarı hepsinde bir sıkışma oluşuyor. Bunlar ne demek biliyor musun? Birçok hissede önemli kararların arifesindeyiz sevgili Uğur. 961 liranın üstünde Türk Traktör 1093 ve üstüne doğru trende kalkışmasını başlatır. 961 geçilmedikçe 961 ile 856-847 bandında bir süre endeksten gelecek kararı beklemek isteyebilir. Evet bugün de 927 lira yukarıda görüldü. Aşağıda 917 liralarda işlemler sürüyor. Otokara bakalım. Otokarda da bugün geri çekilmeler var. An itibariyle bu geri çekilmelerin boyutu %1'i aşmış durumda. %1.38 düşüyor. Grafik 6 aylık 403 liradan 652 liraya kadar gelmiş. Aslında zirvelerine yakın yerde işlemler sürüyor. Son gördüğü seviye 643. Teknik grafik gelsin. Zirvesinden sadece 9 lira geride. Evet. Burada da ciddi bir trend var. Hatta otokar Ford'a ve diğer traktöre göre düzeltmesini bitirip daha kısa tutup bak kalkmış. Şu anda tarihi tepelerinde dolaşıyor. Şimdi dolayısıyla burada Otokar grafiğinden aldığımız iz düşümü şu. 622 ara destek, 593,5 trend destek bölgesi. Neden trend destek bölgesi? Çünkü bak buraya. Buraya. 34 günlük hareketli ortalamasını kırdığı zaman Yine örneklerle anlatayım ki daha iyi anlaşılsın. 34'ü kırınca trende iniyor. Ana trende iniyor. Baskı devam ediyor. Ama bak kırmadıkça devam ediyor. Dolayısıyla 622 ara destek 593.5 otokarın yukarı yönlü oyun disiplininin bozulmaması için destek bölgesi olarak takip edilebilir. 691 bu anlamda süreç hedefidir. Süreç hedefidir. Hemen oraya gidebilecek veya gider anlamı çıkarılmamalıdır. 691 ve 746'lara doğru bir projeksiyon hedefi e, tahtada önümüzde görünmektedir. Bu 691 ve 746'lara doğru yukarı yönlü trading disiplin 622 ve 593 kırılmadıkça sürer. 593'ün altında otokar düzeltmesini 545'lere kadar aşağı yönlü çevirme e, riskiyle karşı karşıya kalabilir. Buna göre de takip edilmesi lazım. Hemen doğrudur. hemen tüm otomotiv hisselerine baktık. Bu teknik grafikler bu sektörde orta ve uzun vade için potansiyel var cevabını çıkarıyor mu? Yani mutlaka çıkartıyor. Mutlaka çıkartıyor. Bazıları mesela hızlı gitmiş, düzeltmesini sınırlı tutmuş otokar gibi. Diğerleri de mesela örnek Ford hızlı gitmiş ama düzeltmesini biraz daha uzatıyor. Dolayısıyla hala bunlarda bir yukarı potansiyel var ama şunu yatırımcı unutmayacak Uğur bak. Hala otomotivde bir yukarı potansiyel var lafını duyunca yatırımcı hiç düzeltme olmaz. Bu hisse senetleri hiç düşmez anlamı çıkartıyor. Ve bu anlamın içinde boğuldukları zamanda muhtemelen yanlış pozisyon ve yanlış bir disiplinle yanlış maliyet yapabiliyorlar. Sadece hani piyasanın kısa vade oynaklıklarının fiyatları zaman zaman baskılayabileceği şerhini düşelim. Sık sık söylüyoruz ama artık o bir sene iki sene önceki ne alsam gider piyasası yok. Ben bunu dört aydır bütün katıldığım programlarda bak yukarı giderken de söyledim. Söyledim. Ha bu hep böyle mi kalacak? Bak 3-4 aydır olduğu gibi mi olacak? Hayır. Ama şu an öyle. yeniden genele yayılan ve yatırımcıları oh be, uğur bekledim ama Semeresini gördüm be. Dedilecek dönem gelmeyecek mi? Gelecek. Gelecek ama var biraz daha. Hani gerçekleri kabul etmek yatırımcıları zorluyor. Biraz daha var. Neye göre biraz daha var? E, en azından şu faizin bir başını çevirdiğini bir görelim de. Fiyatla piyasayla savaşmanın anlamı var mı? Yok. Hı hı. Yarınki faiz kararı peki etki eder mi çok? Yani Aynı pas, bekle, pas bekleniyor. Önemli olan metin olacak. Hı hı. Metini göreceğiz. Dolayısıyla o konuda şu anda bir yorum yapmak çok doğru olmayabilir ama e, metinden gelecek karara göre eğer yani metinden faiz indirimiyle ilgili bek, bir sinyal beklemiyorum ama olur da öyle bir şey gelirse Merhaba ben geldim. Olacak. Otomotiv hisselerine baktık, gıda hisselerine bakalım şimdi. Bime geçeceğiz. Bugün bimde düşüşler vardı. Günün ilk yarısında bimdeki kayıpların boyutu yaklaşık %2 idi. An itibariyle görünümünü anlatıyor. Ekranlarda %2'yi de aştı düşüşler. %2.19 değer kaybı var. Böylece 560 TL'nin de altına sarkmalar gerçekleşiyor. 292 lira 25 kuruş. Ocak ayında gördüğü en düşük seviyeydi. Endeks üstü getiri. Oradan 574 liraya gelmiş. Endeks üstü getiri. Ve oradan da çok uzak değil aslında 558 liralarda işlemler sürüyor. Teknik grafik gelsin endeks üstü getiri dedi Selçuk Gönençler bim için buyurun. Evet niye düzeltiyor Uğur? Niye düşüyor? Ne güzel gidiyordu. Ne oldu yani? Her gidişin bir dönüşü vardır. Hayır niye düzeliyor bak buraya dikkat et. Şu Fibonacci'ye dikkat edin. Arkadaşlar daha yakın yapamıyor musunuz? Yakın yapın. Yani ısrarla uzaktasınız. Şu gösterdiğim yeri gösterin. Bak, buradaki Fibonacci'ye gelince düzeliyor. Tamam Bak kopuyor. 584 liradaki Fibonacci'ye gelince düzeliyor. Bunun ben size geri, grafiğin gerisinde milyonlarca örneğini gösteririm. Bak buraya dikkat et. Buradaki Fibonacci'ye gelince de düzeltmişler. Buraya dikkat et. Buna gelince de düzeltmişler. Bak bu bir süreçtir. Süreç. Siz değerin farkındaysanız Teknik analizi göreceli olarak geri çekebilirsiniz. Bakış açınızı bozmaması için. Ama teknik analizde şu Fibonacci gerçeği burada BİM'in neden bir düzeltme yaptığını gösteriyor. 584 lirada önemli bir Fibonacci kanal direnci vardı. Oradan şimdi hareketli ortalamalara doğru bir baskı alıyor. Bu anlamda BİM'in 532 liranın neresinde duracağı ve kalacağı önemli. Ne için önemli? Düzeltmesini derinleştirmesi veya yeniden 584'lere doğru bir kalkışma yapabilmesi adına. Bu anlamda 582 ara destek, 486 ise BİM'in güçlü destek bölgesi. Güçlü destek bölgesi. Dolayısıyla ben majörde çok kısa da 532 TL'nin üstünde kalınıp kalınamamasına önem atfediyorum. Ve sebebini yine bir hareketli ortalama disipliniyle anlatmaya gayret edin. Buyurun burada parmağımla. Yakın yapın arkadaşlar. Bak, burayı gösteriyorum. Parmağımın üstünde görüyor musun? Üstünde. 8 ve 13 günlük hareketli ortalamalar. Buradaki yatay bölgede destek olarak çalışmış mı sevgiliyor? Hı, hı Şimdi buradaki iki hareketli ortalama aşağı yukarı 532 bölgesinde buluşmuşlar mı? Evet. Dolayısıyla 532 kırılmadıkça trend döndü disiplini oluşmaz. 532 liranın altında, 532 liranın altında 520 ve 480 riski oluşabilir. Bu risk kısa vade bir risktir ama orta vade belki de bir fırsat sunumu olabilir. Bak buraya dikkat. Bir risk oluşur 532'nin altında teknik bir risk oluşur 520-486'lara ama bu da orta vade bir fırsat sunabilir. Dolayısıyla 582'nin kırılıp kırılamaması kısa vadeli pozisyonlar için önemli bir pivot destek bölgesi olarak takip edilmelidir. 532'lerin altında 520 ve 486'lara doğru BİM'de düzeltme genişler. 582 kırılmazsa BİM yeniden önümüzdeki günlerde 584'lerin üstüne doğru bir harekete e, evrildiğini görebiliriz. Bu anlamda 486'nın üstünde kalmaya devam edecek olan BİM orta vade 545 ve e, düzeltiyorum 645 ve 709 e, 723 hedeflerini spesifik hedefte tutmaya devam edecektir. Bir de şöyle bir şey var. 200 küsür liralardan 560 liralara kadar gelmiş. Yani İşte bak. Yani, bak ne kadar güzelmiş değil mi? İyi, iyi gitmiş. Bak iyi, iyi gitmiş değil mi? Bak iyi gitmiş. abicim. Fiyat düzele düzele gider. Yani 532'nin altına sarkınca da ölüp bitmeyecek ha, mi? bak, ama bak 532'nin altına sarkmayı psikolojisini de anlattım bak. 532 kırılırsa kısa vadede düzeltme genişler. Risk cepte 522 belki de 480. İyi de bu da kendi içinde başka insanlar içinde bir fırsat olabilir evet. diyoruz. Bak iki projeksiyonu da. Nereden baktığına bağlı. Bravo ya harikasın. Nereden baktığına bağlı sevgili Uğur. Şimdi bakarsan Biliyorsun biraz da e, anlatalım. Birilerine göre sermaye piyasaları tukaka. Ne yapsanız, ne yaparsan yap yaranamıyorsun. Ama kimine göre de ben de o kesimden biriyim. Ülkesine inanan, bu piyasalara inanan, güvenen insanlar için düşüşler olmaz mı? Oldu biz neler gördük? Ama doğru değerin içindeysen, doğru disiplinlerle piyasayı takip ediyorsan sermaye piyasaları her zaman Yukarı gitmeye eğimli piyasalardır. Bu arada Merkez Bankası'nın rezervleri artmaya devam ediyor. Toplam rezervler 146.3 milyar dolara yükseldi. Merkez Bankası'nın son dönemde rezervleri aralıksız olarak artıyor. Sıva hariç net rezervler ciddi anlamda eksideydi. Son dönemde gerçekleşen Kuvvetli artışlarla gelişme. birlikte ciddi anlamda artıya da geçmiş durumda. Hı. Kuvvetli bir gelişme dediniz. Ne oldu? Dolar alın diyenler vardı. Alıyorlar mı hala bir de utanmadan Twitter'da yazıyorlardı. 70 milyar dolara yakın kasa para tamamladı. Şimdi swaplarla ilgili olumlu beklentiler oluşmaya başladı. Şimdi dolar ama öbür taraftan da dolar tabii ki 33 liralara geldi. Çünkü orada bir trend var. Hep benim anlattığım trend kavramı sonuç itibariyle devam ediyor. Yani bu e, dolar düşer çıkar noktasında bir şeyden bahsetmiyoruz ama... ...hani genel olarak baktı, baktığın zaman... Piyasayı devamlı karalayan, devamlı kötüleyen kesimde Sayın e, Mehmet Şimşek Başkanımız da iki gündür Twitter'da biliyorsun bu konularla ilgili ciddi serzenişlerde bulunuyor. Artık biraz bir şeylere inanmamız ve güvenmemiz lazım. Evet geçmişte bilinçaltımızda çok olumsuz tecrübeler var ama artık o tecrübelerden kurtulmamız lazım. Eğer o tecrübeleri bir daha yaşarsak tabii ki bir risk oluşabilir ama şu anda piyasada o risk en azından şimdi yok. Bu arada rezervlerdeki artış sürüyor. Bunun yanı sıra yabancı tahvile ilgi göstermeye devam ediyor. 791 milyon dolarlık geçtiğimiz hafta tahvile yeni girişlerin olduğunu da ifade edelim. Burada özellikle yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatında da ciddi azalmanın olduğunu söyleyelim. Yabancı tahvile girmeye devam ediyor. Evet yani ilgi devam ediyor. Hisse senedi biraz şu anda mızmızlanıyor ama dediğim gibi bu düzeltmeden sonra burası da yeniden e, yatırımcıları memnun ve mutlu eder. BİM'deki teknik analize baktık. Şimdi evet, de anlattık. 532'nin önemli olduğunu evet. uyguladık. İsterseniz şoka geçelim. Şokta da bugün değer kaybı vardı. Günlük grafiğe baktığımızda gün içerisinde %3.76 değer kaybı an itibariyle de görülüyor. 61 lira 50 kuruş. Son dönemde en çok baskılanan şirketler arasında şok görülüyor. Zaman zaman 60 liranın altına da özellikle bilançosu geldikten sonra sarkmalar yaşanmıştı. Bugün 61 lira 40 kuruşta işlemler sürüyor. Nereleri görmüş? 53'ten gelmiş 73 lira 15 kuruşu görmüş. Onun sonrasında da kolay kolay o seviyelere daha gelemedi. Teknik grafik gelsin. Bakalım 73-15'te ne var? Evet. 73-15 ne zaman görmüş? Gelsin şok şok de. değil mi bu? Evet şok marketler. Şu anda fiyat kaçtı orada sende? 61 lira 40 kuruş. Tamam. Ee, burada 70 73 bandında 78.6 ve Eski Tepe bölgesi var orası. Hı hı. Ee, oradan beri de kendini aşağı yönlü koyuyor. Şimdi bak burada yaklaşık mayıs ayında bir ile bir düşüş var. Muhtemelen bilançosuyla düşmüştür burada. Burada bir gap bırakmış. Ee, bu gapi son dönemde şurada 5-6 gündür yukarı yönlü gelerek bak tam dikkat et Uğur. Tam gapin altına çizdiğim çizgiye dikkat et. Bak burası neresi biliyor musun? 74 55 düşüşünün aynı zamanda Fibonacci 50'si. Bu arada Fibonacci 51 Fibonacci rakamı değildir. Sadece Fibonacci e, hareket skalasında yarı yolu göstermektedir. Onu da hatırlatalım. Şimdi burada tam bu gapin bölgesine gelmiş. Dikkat edin arkadaş uzaklaşmayın yakın çekim yapın. Burayı gösterin. 6-7 gündür buradaki gapi kapatarak burada bir duruyor. Duruyor. Resmen tahtayı bile isteye baskılıyorlar. Sonuç itibariyle burada 64 80'deki bak şu barları boncuk boncuk dizmişler görüyor musun tam gap bölgesinde. Bu 63 80 geçilirse 67 ve 70 17'lere doğru iğmeli bir hareket gelebilir bak şuradaki gibi. Dolayısıyla burada 63 .80, 64 80'lerin 64 80'lerin geçilmesi yukarı momentumu tetiklemesi anlamında önemli bir barem. Peki asıl olan mı? Hayır, asıl olan değil. Burada asıl olan şey 61-60-10. 61 60, 61, 60 destek bölgesinin üstünde kalınabilmesi. Hatta orta vade, hatta orta vade 52 dedi bir de önemli bir desteği var. Dolayısıyla 61 60 kısa vade, 52 şokun orta vadeli destek bölgesi ve önemli bir destek bölgesi olarak yaftalıyoruz. Bu bölgelerin üstünde kalan şok 64-80'leri geçebilirsek kısada 67 ve 70-17 Orta vade 74 ve 79'lara doğru yeni bir yukarı momentum içine girebilir. Bu anlamda yeni maliyet yapacak yatırımcılar ve yukarı yönlü iştahlı bir pozisyon yönetimi içinde olmak için 64 80 geçilene kadar kontrollü olmakta. Orta vade imser ama kısa vade kontrollü olmakta fayda olabilir. Indexin çok altında bir getiri yaptı bu sene. Evet. İlk altaydı. İşte bak bayağı gerisinde kaldı. Giden var, gitmeyen var. Burada tabii bilançolar da öne çıkıyor sevgili Uğur. Temel beklentileri öne Yok şunu demeye çalıştım. Hani dedik ya dikkatli olmak lazım, seçici olmak lazım. Tabii tabii. İşte basit düşünüp enflasyon var, gıdanın hepsi gider diyenler işte ortada. Yani o her yorum ya da işte her düşüncenin tabii. karşılık bulmadığı bir dönemdeyiz. Otokar düzeltmesini kısa tutmuş, doğuş otomotivle Ford uzatıyor mesela. Hı hı. Aynı sektörde. Tabii tabii. BİM de bugün 61 liranın üzerinde kalmaya çalışıyor. Düşüşleri %3'ü aşıyor. Devam edelim. Migros'a bakalım. Migros'ta da bugün değer kayıpları %2'leri buldu gün içerisinde. Peki an itibariyle Migros'taki görünüm ne anlatıyor? Ekranlarınıza Migros'un da görünümü geliyor. %3,5'te burası düşüyor gıda hisselerinde yüzde üçleri bulan hatta aşan düşüşler var. Bu giden hızlı düzelir. 523 lira 50 kuruş son görülen seviye. 542 görülmüş son 6 ayda. Günlük grafiğe de bir bakalım. 328 liralardan gelmiş bu arada geçtiğimiz senenin son işlem günlerinde. Ciddi hızlı prim. mı gitti mi Gros? Ciddi birim. Yani. Endeksin üzerinde bir getiri var hissede. 541 lira yukarıda görüldü. 522 lira 50 kuruş aşağıda. En dipten bir kapanış zayıflık emaresi olarak mı yorumlanacak peki bugün? E tabii. Şimdi biz teknik analizde, Migros'a özel konuşmuyorum evet, yanlış anlaşılmasın. Genel olarak biz günün en düşüğünden kapanışları zayıflık ibaresi olarak okuruz. Günün en düşüğünden kapatıp ertesi gün tepkiyle açılan senetler yok mudur? Vardır ama o güçsüzlüğün bozulması ve tekrar yukarı döndü demek olmayabilir. Evet teknik grafikte geldi. Burada evet. göstergeler neye işaret ediyor? <laughs> Yukarı yönlü devam ediyor. Hı hı. 5, 8, 13 ve 21 hareketli ortalamaların üstünde trend disiplini korunuyor. Bu anlamda e, Migros'ta genel anlamıyla bakacak olursak karşıdan baktığımızda e, yukarı trend korunuyor. Orta vadeli güçlü bir trend de. E, burada kısa vade 519 biraz daha bir tık daha geniş bir e, perspektiften bakacak olursak 496. 519 ara destek, 496 kısa vade destekleri uğur. Şimdi sen bana şöyle bir şey sor. Abi birazcık hikayeyi geniş resme çevirsene dersen Tabii. 450. Tamam. Çünkü neden? Bak Uğur. Kopuyor. Trende geri dönüyor. Ama yükseliş devam ediyor. O zaman ne diyeceğiz? 450 kırılmadıkça orta ve uzun vadeli Migros'ta bir düşüş trendi başladı oluşmaz. Ama öbür taraftan şöyle diyebilirsin. Abi fiyat 540'da sen 450'den bahsediyorsun. Ne diyorsun ya dersen o zaman derim ki ben. Ben orta vadeyi anlattım. Dur sana da bir analiz yapalım. 519'da kısa 496 kısa vade. Çünkü 450 orta vade. 519, 496 da bu anlamda yukarı yönlü oyun disiplini için destek bölgeleri ve istiren stop loss tabiriyle takip edilecek bölgeler takip edilebilir. Özellikle 496'ların üstünde kalmaya devam eden Migros. 564 buçuktaki dikkat, bak, 502, 400 düşüşünün altın oranı, altını yeşille çizdim. 564. Hı hı. 564 lira, 400 496'ların üstünde kalmaya devam eden Migros'un hedefi olacak, ancak bu bölgenin bir altın oran olması hasedini kuvvetle hatırlatalım geçilmesi, 564'lerin geçilmesi, Migros'u 581'lere şımartabileceği gibi 564 geçilmezse 519, 519 496'lara doğru bir düzeltmeye de fiyat dengesini çevirebilir. Bunu takip edeceğiz. Ama bu endeksin baskılandığı süreçte dirayetli kalmayı başarmış. E tabi. Aynen öyle. Hisselerimiz bitti. Bir banka şirketlerine de bakalım. 1,5-2 dakikamız var. Onların geldiği noktayı da sormak isterim. Tamam. Kabaca bir değerlendirelim. Otur. Bankacılık endeksinde bugün yatay bir görünüm var. Banka şirketlerinde ağırlıklı olarak kırmızı bir fotoğrafı görüyoruz. Halk Bankası ve Vakıf Bank dün %3'lerin üzerinde bir değer kaybı yaşamıştı. Bugün de fotoğraf aynı kamu bankalarında. Özel bankalarda da düşüşler yer yer görüyoruz. Garanti Bankası bugünkü geri çekilmeyle 112 lira 60 kuruşta. Akbank düşüyor. İş Bankası'nda da geri çekilme var. Diğer sayfaya da bakalım. Özellikle bu şirketlerin çoğunda en yüksek seviyeleri yakın dönemde görmüştük. QNB %4,5 düşüyor. Kalkınmada da %1'in üzerinde değer kaybı var. İlk sayfa gelsin. Bir, bir de, bir de şeyi versin her bakalım. X bankın değerini görelim. Anlık değerini. Bankacılık endeksi yataydı. Bir gelsin bankacılık endeksinin günlük grafiği. Yar, puan olmuş. Yayına başlarken %0.5'ti. 15.243. Bak bununla ilgili bir şey söyleyeyim. 14.600 15.000 önemli destek bölgesi. 14.660 hatta. Hı hı. Kafamdaki kalan rakamla. 15 binde önemli bir destek bölgesi var. Yani ne anlamda önemli abi dersen kısa vade önemli. Kısa vade önemli. Eğer bu hareket, bu geri çekilme 14 600, 15 üstünde kalabilirse 15800 800, 14 .668 lere doğru yeniden bir toparlanma gayreti görebiliriz. Bu anlamda 15800 800, 16 bin doğru bir toparlanma gayretini disiplin ediyorsak. Evet. O yönde bir disiplindeysek 14600'ün altında uyarı çanı. 14600. Onun altında uyarı çanı. Evet. Abi teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim sevgili Uğur. EFEM teşekkürler. Yatırım Dünyası'yla devam ediyoruz.